27 Mart 1992 günü atış alanında bir ceset görülmüş, cesedin baş kısmı ise ertesi gün uzakça bir yerde bulunmuştu. Olayın faili 2 yıl boyunca ortaya çıkmadı. 10 Haziran 1993'te polise gelen bir ihbar herkesi dehşete düşürüyordu. Katil ölen Ramazan Kara'nın kardeşi İsmail Kara'ydı. Yakalandıktan sonra abinin başını keserek öldürdüğünü itiraf eden genç adam, daha önce bir cinayet suçundan abiyle birlikte cezaevine düşmüştü. Cezalarını tamamlayarak serbest kaldıklarında tartışmaya başlamışlardı. Cinayet gecesi yenge Halife Sarıçam ve arkadaşları Hüseyin Sağlam'la birlikte içki içmişlerdi. Daha sonra iki kardeş gezmeye çıkmış, bu sırada çıkan kavgada İsmail Kara, abi Ramazan Kara'nın başını keserek yakınlardaki bir kanalizasyon çukuruna atmıştı. İşlediği cinayetten sonra üstünü değiştirerek yenge Halife Sarıçam ve Hüseyin Sağlam'ın yanına dönen İsmail Kara, iki kişiyi olay yerine götürerek cinayeti anlatmış, konuşurlarsa her ikisini de öldüreceğini söylemişti. Hüseyin Sağlam'ın 1,5 yıl sonra polise başvurmasıyla yakalanan İsmail Kara suçunu itiraf etmişti. 8 Eylül günü yapılan duruşma incelemelerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelenmişti.